konuşuyor arkadaşlar. Doğru. Chat'e link atsana. Çocuklar soruyor. Dur atayım abi ya. Onlar da çözsün. Çözsünler aynen. Bakalım ne kadar rostörü çıkacaksınız. Bu ne ya? İtiraf edeceğiz. Ve hayatı isteyeceğiz. Yeni konsept. Hatta bu video son videomuz olabilir. Niye böyle izliyorsun? O yüzden tek tek itiraf etmek için Atakan, Bilal'i ve Fatih'i... Deme lan öyle. Nasıl konuşma geçti? Kamera karşısına davet ediyorum. Ne bu yapıyorlar? İtiraf mı ediyorlar? Bir şeyler. Butonuna basmayı bazen beğenmezsek geçeriz ya, ne olacak? Unutmayın arkadaşlar. O hemen videonun sağ alt tarafında bir yerde bir tuş var. Önce izleyeceğim. Arkadaşlar itiraf ediyorum. Ben pet shop'a gidip kedi maması yiyorum. Düzenli olarak pet shop'ta kedi maması yiyorum. Kolay gelsin. Merhabalar. Ha, birileri yazmış, onları yapıyorlar. Bunlar köpek için sanırım. He. Bu ne kadar abi? 15 lira. 15 lira mı? Ben şurada yesem olur mu? Afiyet olsun. Ben şurada yiyeyim. Abi onun tadı da çok çirkindir ya. Ben bir kere yanlışlıkla yedim, bok gibi tadı var. Her evcil hayvan sahibi bir denemiştir değil mi ya? Ben boyozun babasından, mamasından bir tane alıp denediydim. Aynen ben de öyle yaptım. Niye öyle bir haftalık mı var bende acaba ya? Ha, Nesquik mi yiyor? Ya empati yapmak önemli ya. Harbiden Nesquik'miş lan. Hatta bir de gitmiş pahalısından, pötü karesinden almış. Pahalı mı lan koyayım. Bunu beğenmedim çok. Bir şey diyeceğim, yanlışını yemişsin. Bir yaş üstü mü Aa, ben bir yaş üstü sevmiyorum. Şura bakma abi. Ben bir yaş üstüm ama sevmiyorum ya. Mısır gevreğimi de pahalı versiyonu, kare versiyonu. 15 mi? Geçelim diğerine. Tam böyle hatta geçeriz, sıkıntı yok. Evet, itiraf ediyorum. Ben kumar oynadım ve Ordu Fatsa'daki ev... Abo! Aile bireylerini arayıp oturdukları evi kumarda kaybettiğini itiraf et. Ben bir hayal ettim. Annemi arayıp. Biz kiradayız amına koyayım. Kadın diyecek neyi kaybettin gerizekalı. Oh wait. Bakayım ben. Fakirlikten yapamıyorum ki bunu. Biz kiradayız oğlum. Ah abi. Evimi ve annemin, babamın kaldığı evi kumarda kaybettim ve ben bunu anneme itiraf edeceğim. Bahadır. Anne ne yapıyorsun? Yüzük bir tanem, senden ne haber? İyi, ben de öyle ofisteyim, oturuyordum, bir arayayım dedim ya, ne yapayım ne diyorsun? Yüzük bir tanem. Bir şey demek için aradım seni de. Hayırdır? Babamın haberi olmasın ama sadece ikimizin haberi olsun, tamam mı? Babanın haberi olmasın, hayırdır? Ya şey oldu, geçen biz böyle bir dışarı çıktık, bir arkadaşlarla falan bir yere gittik. Böyle oyun olsun diye bir kumar olur ya hani, şakasına öyle oynarken falan filan bayağı bir... Ne? Kumar. Atakan sen iyi misin? Ben şey yapmadım, ben oynamadım. Benim yerime bir arkadaş oynadı. Ben de arkadaşa işte borç para verme babında, bizim Fatsa'daki bir ev vardı ya. O evi ben hipotek ettirdim işte. Onu da kaybedince bir de bizim o kabadaştaki... Atakan ben sana şunu söyleyeyim tek kelimeyle, baban kesinlikle razı olmaz bu işe. Kesinlikle bunu... Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani buna benzer bir şeyi hani böyle söylesem... Gerçeği düşündüm yani, hani böyle bir şey anlatacağım. Bir şey diyeceğim, sadece hani verecek geri. Şu anlık o evi satacağız mesela. Satacağız dedim, arkadaşın üzerine vereceğiz şeyini, tapusunu. Nasıl? O kendisi bankada bozduracak. Tapu parasını işte şey yapacak, lan, alacak, sonra geri verecek. Yaşlı kadın kalbine mi indirteceğiz lan? Ben şu an sizin, ben gerçekte olduğunu hayal ettim. Ama geri şey yapacağız yani. Niye annemi kandırayım amına koyayım? Ya yani öyle düşünüyorum. Çocuğa güveniyorum yani ben. Benim için hayatta en değerli varlık abi. Anne ama ben verdim, ne yapayım şimdi, yalan mı? Ölürüm gene de kadını üzmem yani. Bu konuda beni bir daha rahatsız etme, istemiyorum.
biliyorum. Annen imza almaya gelecekler, senin imza atmanı istiyorum. Babamdan gizli bir şekilde atmanı istiyorum. Ben hemen halledeceğim ama bir hafta sonra. Hayır sonrasında. Ben şimdiye kadar babandan izinsin hiçbir şey yapmadım. Sen de biliyorsun bunu. Sinirlendirme beni ya, kapat şu telefonu. Annem ama ben şey yaptım, çocuğa verdim parasını. Oraya verdim, evi kime vereceğim sordun, dedim. Oğlum, gide, kime sordun oğlum? Atakan beni dinle. Az biraz da beni dinle önce. Kime verdin sen bunu? Benim bir arkadaş var, kumar oynarken kumarda şey yaptık, o evin şeyini, Faslı'daki evin hipoteğinde tapusunu koydum. Onu şey yapınca ben dedim geri alırım diye bizim kabada şeydeki de köydeki evi de koydum ama onu toparlayıp haftaya mesela şey yapacağım ama bu hafta gelecekler. Haftaya bir zırbalama, babamla konuş sen bu meseleyi. Olmaz Atakan, ben babamdan izinsiz hiçbir şey yapamam. Kumar kim, sen kim Atakan? Ne bileyim anne, bir oynayayım dedim öyle bir şeyin adı evime bir şey yaptık işte. Evet, verdik, sıkıntı yok. Biz seni oraya kumar oynamaya gönderdik. Onca yıllık emeklerin nereye gitti oğlum senin? Tekrar oynayacağım, ben o kaybettiğim parayı geri alacağım yani. Sen bana güven ya. Kabadaş'taki ev ve bir de Faslı'daki evin şeyini, ben sana kapısını... her konuda güvenmiştim Atakan, ben... bunu da yaptın he. Sonunda bunu da yaptın. İnanmıyorum Atakan, sen böyle bir şey yapamazsın. Anne, Atakan yalan... biz ne yaparız? Kaç yıldır orada çalışıyorsun oğlum, bir sürü emek veriyorsun, yani bizden uzaksın. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum bunun üzerine. Yalvarırım kendine gel, kumar nedir ya senin? Kumarla senin ne işin olur? Arkadaşınla senin ne işin olur? Benim oğlum bana bunları söylese. Anne. Benim oğlum benim haberim olmadan kumar oynayacak. Benim olan evi bir de kaybedecek kumarda. Bir şey diyeyim mi? Anlasını sikerim. İnsanlık mı insanlık? Sikmişim ki oğlum var. Ne bileyim, öyle bir keyfine oynayalım dedik. Orada biraz büyük oynadık. Keyfine oynamayın lan. Keyfine de kendi işini kendin halde. Büyük ben konuşma. Büyük konuşmuyorum. Bir döverim. Ben sana ne diyorum? Sen bana... İleride bak, olursa oğlum kızım. Böyle bir bok yerseniz yemeyin. Sonrasını düşünün. Hani deyin ki ulan bu 28 yaşında bunlara diyormuş. Şimdi 40'ına gelmiş, belamızı siker deyin. Kulağınıza küpe olsun. Tamam? Bana güvenmiyor mu ya? Ben bir tane daha oynayacağım. Ben bir tane daha oynayacağım. 2 kaybettiğimi 4 alacağım. Bak gör ya, sen bana güven. Bir daha oynayacağım, bir daha kazanacağım, kaybedeceğim. Tamam. Kapat şu telefonu, beni bu şekilde bir daha rahatsız etme. Asabım daha fazla konuşup da Atakan beni çok gerdin. Kapat şu telefonu. Geç kaç yaşında olacak? Doğru. Ödü borcunu 50 falan oluyorum yani. Sattığında da bilmez. Nerede? 12 yaşında ne kumarı? Bizim evlat piç oluyor değil mi? Bak bu çilek evimiz üstü koy ortaya. Şu kapağı atacağız, açar gelirse benim, kaparız gelirse senin. Karakter baba dersin, olup biter. Beni uğraş. Öyle başlar. Küçüklükte başlar o işler. Ben giderken araba lazım oluyor anne, ne yapayım? Doğmuşa bin git. Doğmuşa binen insanlar insan değil mi? Ben ne yapıyormuşum biliyor musunuz? Daha ilkokulmuşum. Annemler böyle boya kalemi seti alıyorlarmış. Kullanmadığım renkleri çocuklara satıyormuş. Ne haber? Bir şey diyeyim mi? Ben gerçekten tüccar olarak doğmuşum da hayat beni yanlış bir yere yönlendirmiş. Annem anlatıyor. Pastel boya seti almışlar bana. Pembeleri bilmem neleri kullanmıyorum hiç diye. Onları böyle 50 kuruştan satmışım. Ama çok zeki değilmişim. Takımın toplamı 40 lira. 20 boya var, 50 kuruştan satıyorum. Zarar. Ama bak işte kar zararı öyle öğretti annemler bana. Oğlum biz bunun tanesine 2 verdik, sen 50'ye ver. Git doğmuşa. Tamam anne. Tamam. Aramam, bunlar hayat dersleri. Bir daha aramayacağım anne. Haberi olun. Beni bir daha bu şekilde tamam anne, aramam var. Bir daha aramayacağım. Ama lisede geliştirdim. Sigara tekleri üzerinden. Keşke bir dünyaya gelmeseydim. Anlatmıştım daha önce. Kızlara tek sigara sata lisede... Tamam, ne yaparsan yap, yaptığım pizza. Lisede sağlam kazanıyorduk. Aptallık 200'ümüz vardı. Anne kumar oynadım falan söyleme sakın. Babanı arayacağım. Kesinlikle aramam zorundayım. Bir asabımı iyiden bozdun ya. O kadar gerdin ki beni şurada. Sana o kadar güvendiğim halde. Yazıklar olsun sana. Anne çok sakin ya. Tişörtü ne güzelmiş. Arkadaşlar itiraf ediyorum. Ben özellikle toplum içinde arabesk rap dinlemeyi çok severim.
bundan çekinmeye, utanmaya gerek yok ya. Buna kolay gelmiş. Buna kolay gelmiş oğlum. Bunun zaten normalde standart insanların yaptığı. Biri anasını anlatıp kumarda evi batırdım diyor. Beklerken arabesk bilet dinlemeyi seviyorum. Yani... Açayım mı? Şöyle bak. Senin bildiğin varsa, istediğin varsa onu açayım. Asis Taylan. Buna şaşırmadım. Bu sana çok olabilecek bir şey yani. Neymiş? Zor var mı onu merak ediyorum. Ben... Spor salonunda fast food yiyerek spor yaptığını itiraf et. Eğer düzenli gittiğin bir spor salonuysa var ya, o adam bir noktadan sonra evlilik hayatın var gibi oluyor. Dün gelmedin, saat 8'de bekledik. Abi vallahi arkadaşlarla. Hiç düzenli giden oldu mu salona? O salondaki seninle ilgilenen abiyle senin aranda bir gereksiz romantizm başlıyor. Bu romantizm. Ve böyle mesela adam bende şey oluyordu böyle. Ay sonunda mesela tartıyordu adam beni. Diyordu ki şey diye. Hayırdır diyor, sen galiba diyeti aksattın falan. Yok abi ne? Niye diyor böyle az vermişsin? Kalori hesabında buraya gelmen lazımdı falan. 1000 tane hesap veriyordum. Bak bir şey diyeyim mi? Şu boş yaptın. Geç videoyu izleyelim. Bir şöyle onlara bir sağlam timeout yapıştırsanız da modlarım. Benim chatim. Benim chatim balım. Biz videoları muhabbet ederek izleriz. Sen başka yayıncılardan dümdüz izleyip gülüp geçmeye alışmış olabilirsin. Biz üzerine konuşuruz. Sen neden ben bunu yaptığım için bana hakaret ediyorsun? Ne gerek var ya? Amına sokarım videoya geç yazıyor herif. La bir sakin ol. Nefes al. Beraber tatlı tatlı sohbet ediyoruz oğlum. Spor salonuna gidip. Moda dahil ol sen de. Sürekli fast food yiyorum ve spor yapmıyorum. Kantara mı giriyordun? Lan oğlum ben zayıftım lise dönemlerinde. Şu an böyleyim. O Drake'i aç, çocuk özür diledi ya. Doğru. Hani bundan sonrası için geçerli olsun. Gerçekten spor bana göre değil. Ben spor salonuna gelip yemek yemeyi çok seviyorum. Bakar mısın, insanlar tığ gibiler. Şimdi benim yapabileceğim... Ama bu da oradaki yani. İnsanlara imnilik ya. Nasılsınız abi? Afiyet olsun. Sizdeyiz. Spor yapıyorsunuz. Yani düşsene abi, orada kudurmuşum, spor yapıyorum, adam lak diye Big Mac gömüyorum. Sen ne yapıyorsun? Vallahi inanılmaz fitsiniz. Sen de öyle. Sizi kıskanmıyorum. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Ben de seviyorum. Bir ısırık almak ister misin belki? Bu dağdı. Kavga çıkar lan. Kanka sen şınav çekebiliyor musun? Bir çekebilir misin ya? Burada. Çeker ama bakayım niye çeker? Ben senin üstüne oturacağım. Tığ gibi çocuk. Çocuk öldü. Niye çok... Tombul çocuk değil yani. Kameraman çekiyor, fark ediyor. Lan fark ediyorlar tabii ki de. Gül geniş yani, komik. Merhabalar. Merhaba. Eğilip kalkıp koladan yudum alıyor ya. Benim ağzım biraz... Afiyet olsun. Özür diliyorum. Ben de spor yapmak istiyorum. Hı-hı. Ama çok üşengeç bir adamım. Öyle mi? Bir yemek yemeyi çok seviyorum. Hem yemek yiyorum... Hem bir tane daha çıkardı cebinden. Bu acıktım ya. Çünkü sağlıklı değil, tavsiye etmiyorum. Ben boş bir adamım ya. Vallahi acıktım ben. GTA'ya geçmeden önce bir yemek falan mı söylesen? Gerçi GTA'yı bugün... Dur bakalım. Söz vermiş olmayayım. GTA'yı yapar mıyım yapmaz mıyım bugün tam emin olamıyorum. Bakalım. Arkadaşlar, bir nedeni var. Nedenini yarın söylerim eğer ertelersem. Hazırlayak mı? Daha değil, ben söylerim. Ve bunu çevrendekilere söyleyeceğim. Kesinlikle. Yok Drake'cim, canın sağ olsun. Ne yapacak? Kışkırtmalardan hoşlandığını çevrendekilere itiraf et. Bu da çok şey değil. Kesinlikle. Ağzını burnunu sıçmışlar. Aa, veriyorum sana. Ben de vurayım mı abi? Vur kut. Arkadaşlar, itiraf ediyorum, ben bizim o... Ay,
Bu kötü. Bunu haberi olmayan birine yaparsan o da bana sana karşı boş değilim derse daha da kötü. Abo. Ofisten bir kızdan hoşlanıyorum. Ve bunu ona itiraf edeceğim. Bu işinden yarrağı yedik şey değil mi? Artık sapık damgası yersen bir türlü. Sapık damgası yemezsen de kız ben de derse ben daha de, da kötü. Kapayacağım. Sen öbür odaya git. Öbür odaya git. Öbür odaya, şuraya gizlen. Şuraya şuraya. Tamam oraya gizlen. Ya. Kameraman yok gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun? İyiyim sen? İyi. İzleyeceğim. Dursun tamam. Ofiste miydin? Merak ettim. Evet. Dur. İyi misin? Dün hastaydın. İyiyim ya. Şey, bir şey içiyor mu? Uyum da dondurma yiyorum ya. Keyfin yerinde mi? Nasıl gidiyor biz? Evet, güzel gidiyor. Video falan çekiyorum ya. Her şey yolunda değil mi? Hı-hı. Bir şey içeceğim mi? Sen? Yok sağ olasın. Ya ben aslında şey için çağırdım. Ya, çağırdım derken gelmeni istedim. Hani bir şey konuşmak istiyordum sadece ufaktan. Hani, İşle mi ilgili? Ha? İşle mi ilgili? Yok yok işle ilgili bir sıkıntı yok ya. Sadece ufak böyle bir konudan bahsetmek istedim sadece kendi kendime. Ama hani bunu direkt anlamak istediğin gibi anlamanı da istemiyorum. Anlatabildim mi hani? Ha? Nasıl anlamamı istiyorsun? Yok anlatayım ben mesela direkt anlamak istediğin gibi anlama mesela hani tamamen samimiyetimle söylediğime inan yani anladın mı? Tamam. Korkutuyorsun ama beni. He? Korkutuyorsun. Yok be korkacak bir şey yok manyak mısın? Normal bir şey ya bana göre normal ama ben sadece bunu söylemek istiyorum yani hani nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. İyi misin? Kız için kötü bir şey değil mi? Kız için berbat bir şey, oğlan için çok daha berbat bir şey. Bir de Pezevenk harbiden güzel oynamış ya. Atakan'cım özür dilerim öyle dediğim için sana da. Harbi güzel oynamış yok, yani. Yok yok bir şeyim yok ya. Şey diyecektim. Harbi kasılırsın yani. Vallahi bilmiyorum. Devam. Cesaret edemiyorum. Su getireyim mi ister misin? Yo yo iyiyim ya. Suluk bir şey yok. Yani benlik şey. Su var. Ben sadece hani... Sen böyle davranmazsın ne oldu? Doğru zaten de söylemek istedim. Sadece uzun zamandır mesela aklımdaydı. Sadece şimdi söylemek demek geldi içimden. Hani daha fazla da sadece uzun zamandır söylemek istediğim bir şeyi şimdi söyleme isteği oluştuğu için söylemek istedim sadece. Fazla daha fazla tutamazdım içimde çünkü. Hani ben senden hoşlanıyorum ya. Sen beni trollüyorsun galiba şu an. Yok. Trollüyorsun şu an. Vallahi trollemiyorum. Yapma kanki. Abo. Sevmiyorsun şu an değil mi? Bir de Samiler. Şey yapma. Ben uzun zamandır söyleyecektim ama artık şey yapmak istiyorum. Bunu şey yapma direkt olarak şey... Ben sadece içimde tutmak istemiyorum. Hani beraber... Kanki dedi oğlum. Ofisteyiz, çalışıyoruz, ediyoruz falan. İnanmıyorum şu an sana. Sen beni kandırıyorsun şu an. Yemin ederim. Kandırdığımı düşünüyorsan ya istediğin şekilde düşün ama ben gerçekten sadece daha fazla içimde tutmamak için hani bunu söylemek istedim ve ben senden hoşlandığımı söylemek istiyorum. Yapma. Manyak mısın? Niye? Hoşlanamam. Sen beni şu an kandırıyorsun. Niye hoşlanamam Nazlı? Yani biz aylardır hani arkadaşız, kankiyiz. Hani aylara geçtim. Fatih'le ilk tanıştığınız zamandan beri tanıyorum ben seni. Nasıl yani? Niye olamaz mı Nazlı? Ben o zamandan beri senden hoşlanıyorum. İlk defa söylemek istedim. O zamandan beri? Aynen. Daha ne? Yemin ederim. Ne tepki mi vermemi bekliyorsun buna? Bir tepki ver demem. Herhangi bir şey de yapma demem. Normal şekilde davranırsın. Ofistekilere de bunu söyleme. Ben şeyi anlamadım. Durdurdum özür dilerim. Kız... Devam edeyim sadece dur. Sadece ikimizin arasında kalsın istiyorum ben bunu. Sadece senden hoşlandığımı bil istiyorum sadece. Gizli tutsam daha mı iyiydi? Yani bence daha iyiydi ben. Şimdi nasıl çalışayım? Nasıl yüzüne bakayım senin her gün ofiste anlamıyorum. Yani... Ne yapmamı bekliyorsun? Sen de benden hoşlanıyorsun. Hayır. Hayır. Benim daha yeni hoşlandığım birisi vardı ve ben ondan ayrıldım. Daha yeni... Sen iyi misin gerçekten Atakan?
Ama beni bir anlamanı istiyorum ben sadece. Normal bir dille söylüyorum sana bunu. Hani farkındayım ama normal masumca söylüyorum bunu. Herhangi bir şey, hani şaka olsun, şu olsun, bu olsun falandan değil. Atakan, yani ne bileyim, böyle bir şey ihtimali mi de yok? İhtimali olmayabilir Nazlı. Ben sana herhangi bir şekilde sapık gibi de davranmadım ki. Hayır, öyle ama şey sadece senden hoşlandım yani ve hoşlanıyordum yani. Ben böyle hoşlandığımı artık gizli tutmak istemiyorum ve bunu yüzüne karşı söylemek istedim sadece. Elim ayağım titredi ya, bir an heyecanlandım, kusura bakma. Ben bir gideyim mi? Nereye? Bir gideyim mi? Biraz bir yalnız kalayım mı? Çünkü şu an iyi hissetmiyorum şu an. Yok ben nereye gidiyorum, saçma ama. Şu an hani nasıl davranmalıyım onu bilmiyorum şu an. Ben anlamadım şu an çünkü yani idrak edemem. Yok iyi ol be, saçma, manyak mısın? Niye gidiyorsun? İyi misin? Vallahi iyi ol yani, herhangi bir şey düşünme sakın. Ben şey değilim, sapıkça yaklaşımı falan durum değil. Öyle bir şey düşünmüyorum. Sadece senden hoşlandığımı, hani, hoşlandığımı söylemek istedim. En yani yakın arkadaşlarımdan birisin. Hani. Tamam, bu olsun veya olmasın. Bu hiç önemli değil. Sadece ben bunu seninle paylaşmak istedim. Ve bu her zaman da benim içimde olacak yani. Anladın mı? Ben olsam ne yapardım kızın yerine diye düşündüm. Dondurmayı yerdim. Hı-hı. Yani kız şunu üzülüyor. Gerçekten arkadaşı olarak görüyormuş demek ki şu tribe girdi de yani... Bilmiyorum. Sen istersen ya da burada şey de yapabilir, unutabiliriz de bir anda, hiç herkesin kafasından da bir anda çıkabilir yani, sıkıntı yok. Sadece bilmeni istedim yani. Sen gerçekten ciddi misin şu an? Çok ciddiyim. Ben hala ciddi alamıyorum seni şu an. Hani... Ne bileyim, galaya beraber gittik, film dönemlerinde beraberdik. Ne bileyim, onca şeyi birlikte yaptık. Ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Ama ben ne bileyim, öyle hani hoşlanmıyorum. Biz kardeş gibi. Tam düşünmüyor olabilirsin, sıkıntı yok. Ben sadece içimde o her zaman olacak yani. Sadece bunu söylüyorum. Ama bu bizim işimizi, şunumuzu, bunu da etkilemezsin sakın. Tamam mı? Yani ben nasıl çalışacağım? Ne yapıyorsun? Ben şu an tutamam elini. Komik çünkü şu an. Bir kez. Yok vallahi komik. Atakan, şu hayatta istediğin bir şey var. Sadece bir kez elimi tut. Ne olursun. Şaka yapıyorsun ya. Bir kez elimi. Gerçekten. Gerçekten hayır. Şu hayatta istediğin bir tek şey, elimi tutma. Ya hayır ya, bak şunu düşün. Biz beraber karar paylaşıyoruz. Bu hayatta istediğim bir şey var. Arkadaşça değil, sadece senden hoşlanan biri olarak bir kez elimi tutmanı istiyorum. Bir kez. Atakan hayır ya. Lütfen. Hayır. Ama sen de benden hoşlanıyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Saçmalama. Hani sana bahsediyordum, ben birisinden hoşlanıyorum falan filan, hatırlamıyor musun? O sen çocuğu benim öldürmek istiyorum. Saçmalama. Gerçekten çok kıskanıyor bana. Yemin ederim. Ha sen ciddi misin? Vallahi ciddiyim. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Hayır Atakan, saçma. Ver ver. Elin sinir. Hayır Atakan. Lütfen. Hayır. Şu kadarcık bir hatırım yok mu? Ya o kadar daha fazla hatırın var bende ama. Yani şu an iyi değilsin bence. Sen doktora falan gidelim. İyi değilsin. Ha Fatih bana bunu demiş, ha sen demişsin. Hiçbir ayrım yok şu an. Ha Bilal demiş, hani üçünüzde hiçbir ayrım yok. Kim yapsa aynı şoku yaşarım şu an. Ama ben seni onlardan farklı seviyorum. Tamam anladım ama sen iyi değilsin. Onlar seni benim sevdiğim gibi sevmiyor yani. Ben seninle duygusal bir anlamda seviyorum ya aynı zamanda seni. Sahiplenmek istiyorum yani, anlatabildim mi? Ve bunu anlamanı istiyorum. Vallahi anlamıyorum Atakan şu an seni. Ya hayır, ben gideceğim. Gerçekten gideceğim. Bir daha yüzümü göremezsin. Ama deme. Bir daha kimse benim yüzümü göremez. Kimse derken? Hiç kimse benim yüzümü göremez. Atakan ne saçma oluyorsun? Terk ederim buraları. Ya saçmalama, sen manyaksın. Gücün var, gücün var, arkadaşların var. Tamam ben de varım ama arkadaşım olarak... Atakan iyi misin? Atakan. Ya Atakan. Ya niye ağlıyorsun? Ya... Atakan iyi misin? Amına koyayım, bu nasıl bir oyunculuk lan? Ağlamasan lan ya, Allah Allah. Kanki.
Ya. Kız bir yandan arka... Bak. RP değilse geneli. İnanılmaz. Bu arada. Ya kız şey modunda işte hani. Ağlama ama sevgili de olmayız kanki modu. Ya böyle çok acayip lan. Arada kaldım. Bak yemin ediyorum. Böyle normalde hani aa bunu video için çekmişler falan RP diyorsun ya. Bu çok enteresan oğlum. Kanki ağlama. Bak ben de ağladım. Oğlum bir de kaliteli ağlamış. Ya bir bakar mısın? Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok tamam. Ya niye böyle kendi kendine... Ben mi bir şey yaptım sandım? Yok sende ben bir sıkıntı yok. Ben yanlış bir şey mi davrandım? Yok yok sadece ben kendi içimden geçendim. Hayır ben sana başka türlü bir... Oğlum çok acayip. Ya ben sana hep çok yakın abim gibi davranıyordum hani. Bende mi hata? Ben mi bir şey yanlış yaptım? Söyler misin? Atakan. Bak yemin ediyorum bunu gerçekte yaşasam bu kadar duygularımı çıkaramam ortaya. Gerçek hayatta yaşasam şunu lan. Yani bu RP değil falan hiç önemli değil. Herif ne güzel oynamış lan. Ben seni çok seviyorum. Ya tamam ben de seni seviyorum ama sen benim abim gibisin bana. Atakan. Atakan da kameraya ya. Bakıyor da çekiyor. Bir kez sarla bilmiyorum ya, ne olsun. Bir kez sarla. Tamam. Umuna koyduğum ya inanılmaz. Ağlama. Ya bütün bir şey diyeceğim. Geri alacağım duymadım orayı. Bütün zonlara soktu kız bu arada. Kanki, abi, kardeşim. Kardeşim ya. Kanka bile değil. Kardeşim dedi lan direkt. Anlamıyoruz ki. Ben çok hoşlanıyorum. Ama bak onu konuşmayalım. Tamam unutalım ben sıkıntı yok. Sadece söylemek istedim. İyisin değil mi? İyiyim iyi sıkıntı yok. Özür dilerim ben bir an su, içimde tutmak şey istemem mi? Ya. Su mendil getireceğim. Yok sağ olasın. Bekle bekle getireceğim. Bu inanılmaz. Direkt de moda giriyor ya geri. Mikrofonu gizlemiş içine. He. Oğlum inanılmaz role girmemiş mi? Çok güzel lan. Kız kaçıyor değil mi? Sikerim Atakan'ı ya. Reklam mı girdi? Durdum. Ben en başta söz gibi 20 dakikada bir 30 saniye giriyor. Reklam bittiği anda açacağım. Bittiği anda bitti yazın. Durdum. Sözüm söz. Sözüm söz abi. Şaka. Lan giren girmiştir gerçekten gördüm ben de. Bitti. Bak. Siz çok kötü alıştınız. Bitmeden bitti yazıyorsunuz. Hayır daha bitmemiş görüyorum yanda. Daha 8 saniyesi var. Benim ayarlarımda mı sıkıntı var? Yani biraz deliyim ama o konudan bahsetmiyorsun herhalde. Şaka. Kızın mikrofonu yok oğlum. Atakan'ın mikrofonu var. Elimin sümüğünü bile alıyor duymadın mı? Al şunu iç. Lütfen düzgün düşün. Tamam girenler için duruyoruz en azından. O adblock kapatan güzel insanlar ben teşekkür ederim. Düşünmüyorsun. Canım mısınız? Oha! Ben gidiyorum. Abarttı. Nazlı! Kendrick! Buraya gel! Ne oldu lan? Abo sesler...
Ya manyak mısın abi sen? Kamerayı verdi, kamerayı çıkartsana. Ah, bak burada kamera var. İsteyen varsa benimle beraber. Bu yolda kim? Gel. Kameraya dönüyoruz. Kışkırtmaları seviyoruz. Tamam abi. Kışkırtmalar hoşumuza gidiyor ve onu kafamıza dökeceğiz. Saçımı salları seviyorum. Kışkırtmaları seviyorum abi. Kendimi feda ediyorum. Gel kardeşim benim. Abi o kadar değil. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rude. Güzel videoymuş abi. Liket. Güzel, cidden güzel videoymuş. O mama kızın olayında gerçekten ben kötü oldum ya. Victor Toma 53 TL göndermiş. İyi yöntem ha. Hayır dese video çekiyorduk deyip kurtuluyorsun. Evet desen mutlu mesut. O kağıdı kendisi yazmış olmasın. Bak. Bak. Güzel taktik lan. Bak bak bak. Hmm, izle. İzleyeyim. Sonunu mu izledim? Chat dondurmaya takıldı. Güzel taktik. Amirim bunun durumu çok kötü. Bunun durumu çok kötü ya. Kıyamam, hepsinin sonu gülü oynaya bitmiş, surattaki buruk ifadeye bakar mısın? Bunun sonu çok kötü ya. Sizin için, for you, beğenmeyi unutmayalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Okey.